Taraftar Kulübü, arkasından Kemer Belediyesi, Türküz Otel ve adını sayamayacağım bir sürü sponsorumuzun sayesinde oldu. Yaklaşık da 28 tane şu anda yarışçımız var. Kemer Enduro Kulübü adına yarışan. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Türkiye'nin yarışçılar da bunu söylüyor zaten, teyit edeceklerdir. Türkiye'nin en ciddi yarış parkuru diyebiliriz yani. Evet. Her şeyiyle. Gayet harika. Evet. Özellikle izleyiciler için hazırlanmış bu alan çok güzel. Evet. Net bir şekilde izleyiciler görebiliyorlar. Evet, çok rahat. Evet. Gördüğünüz gibi alkışlarıyla onları da destekliyorlar. Evet. Bu hareketleri. Evet. Güzel. Dönem dönem tabii ki biz size başvuracağız. Tamam. Teknik olarak sorularımız olursa bunların cevabını size teşekkür ediyorum. Artık yarışa dönelim biraz. Ben de bu yarışın teknik direktörüyüm. Yani menajer. Evet. Doğru yere geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok fazla sayıda bayan var burada. Evet. Çok güzel bir duygu. Nasıl buldunuz genelde yarışı? Ne? Genelde yarışı nasıl buldunuz? Güzel, eğlenceli. Güzel. Biliyor musunuz bu sporu? Biliyoruz. Ya, şu anda yarışmacıların ne yaptığını, nasıl kategorilendirdiğini, nasıl dereceye girebileceğini bir bilginiz var mı net olarak? Ya, o kadar yok. Genel olarak memnunsunuz yani. Evet. Hakem arkadaşlarımız eşi görüyoruz. Öyle mi? Evet. Evet, öyle söyleyeyim. Biraz da eşin desteğiyle gelmiş. Evet, evet. Bir eşimiz sayesinde. Bu spora gönül vermiş bir bayan olarak eşiniz de bu spora gönül vermiş. Evet. Nasıl karşılıyorsunuz? Çok güzel karşılıyorum. Destekleyiz. Arkasındayız her zaman. Çok iyi. Çok iyi oldu. Herkes hani iyi oldu hani köyümüz için. Ya Kuzdere için en azından tanıtım için önemli diyorsun. Turizm için çok iyi. Yani olması gerekiyor. Seviyor musunuz bu yarışı? Seviyoruz. Var mı motosiklet tutkusu? Var. Bu işi yapıyoruz. Yapıyorsun. Evet. Açalım biraz. Alım satım yapıyoruz biz motosiklet. Şimdi ticaretindesin şu anda. Hafta sonu etkinlik. Da, binmeyi de seviyoruz, izlemeyi de seviyoruz. Bence Antalya'da olması gerekiyor. Etkinliği nasıl buldunuz genel olarak? Yani güzel. Yani güzel. Daha önce de bu pistte olmuştu. Ama şimdi daha biraz daha iyi bulduk. Yani biraz daha nasıl söyleyeyim daha yerleşmiş gibi. Halk olarak da mesela izleyici olarak da daha fazla talep var. İyi bence. İyi seyirler size. Teşekkürler. Merhabalar. Nasıl buldunuz yarışı? Çok güzel. Devamını bekliyoruz. Peki sizi buraya çeken neydi? Bir hafta sonu etkinliği mi olsun ya, yoksa motosiklet tutku var mı? Tabii motosiklet yani bir yenilik devamlı olmasını. Önce mesela yazın şey var, rally vardı. Bu niye olmasın? Bu daha güzel. Bazen destekliyorsunuz. Tabii canım, bunu hakkı destekliyoruz. Çok güzel. Peki sizi buraya çeken neydi? Motosiklet... Oğlum var. Motor sporlar seviyor musunuz? Hı-hı. Oğlunuz var. Hı-hı. Erkan Demir. Yarışmacı. Hı-hı, yarışmacı. Bir yarışmacı annesiyle görüşüyoruz. Evet. Peki oğlunuzun bu sporuna destek verirken iş düşündünüz mü? Tehlikeli bir spor mu? Destek vermiyor. Destek vermedim. Öyle mi? Hı-hı, kendi içinden geliyor. Öyle mi? Hı-hı. Mecburen içindeki o ateşi engelleyemiyoruz. Tabii. Peki, teşekkür ediyorum. Siz nasıl buldunuz yarışı? Vallahi çok güzel bir şey. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Böyle bir doğanın içerisinde böyle bir şey yapılması kadar güzel bir şey düşünülemez yani.
Yani bu sıradan bir şey değil. Bu kadar kalabalığın gelmesi, böyle bir yani böyle buz bir yerin tanıtılması güzel bir şey. Genel olarak başarılı buldunuz. Ya gayet de başarılı. Bundan daha güzel başarı düşüremezsiniz ki. Peki, bak, çok güzel bir şey. Dereceye girebilir dediğiniz iddialı tuttuğunuz bir pilot var mı? Yok, bilmiyorum. Genel olaraktan tutuyorum yani. Genel olaraktan. Yani bunu bu bölgede yapılmasını çok sevdiğim bir şey. Milli olaraktan düşünüyorum yani. Evet. Kişiler olaraktan düşünmüyorum. Milli olaraktan düşünüyorum. Nasıl buldunuz yarışı? İyi, çok güzel. Köyümüzde böyle bir faaliyetin yapılması çok iyi. Her türlü sosyal faaliyete katkıda bulunuruz köyümüzde yapılan. Güzel. Güzel. Bu hafta sonu etkinliği aynı zamanda. Tabii. Peki sizi buraya çeken sadece bir etkinlik olması mı yoksa genelde? Arkadaşlarımız da burada. Bir de bu spora da ilgi duyuyorum onun için. Evet. Ailecek. Ailecek yani. Zaten buranın yerlisiyiz. Yabancı değiliz bu şeye. Ama faaliyet güzel. Peki destek verdiğiniz pilot var mı? Burak Özdemir. Doğrusu bugün 6 Mayıs İdrelet Günü'nde toplumumuz için çok önemli bir günde böyle güzel bir yarışı organizasyonu seyretmek büyük bir zevk. Organizasyonda emeğe geçen herkesi kutluyorum. Hakikaten çok yeni bir spor. Çok da bilinen bir spor değil ama benim açımdan yabancı değil tabii. Benim zevklerim arasında olduğu için. Gençliğin macera duygusunu gidermek, bir yarış atmosferine sokmak, halkı da farklı bir platformla buluşturmak anlamında hakikaten çok güzel bir organizasyon. Biz de burada olduğumuz için mutluyuz. İnşallah bugün 6 Mayıs'ta çok güzel de sonuçlar alırız. Gördüğünüz gibi yarışlar çok hoş ve çok güzeldi. Çok da iddialı yarışıyorlar. Hepsini de kutluyoruz ve başarılar diliyoruz. Ümit ediyoruz. Antalya'dan da derece Türkiye Şampiyonası'na derece girecek sporcular olacaktır tabii ki. Ümidimiz o tabii. Bu bölgede ev sahipliği yapıyorsak onu istemekten doğal hakkımız zaten takdir edersiniz. Tabii bizler de sizlerin katılımını bu yarışların gelişmesi için katılımcı olmanızı, destek vermenizi diliyoruz biz de. Kemer Belediye Başkanı siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu tür yarışlara siz sürekli geliyorsunuz. Ben takip ediyorum. Kemer'de yapılan slalom yarışlarında da bulunuyorsunuz. Motor sporlarına ilgi sizde var gördüğüm kadarıyla. Otomobil ve motor sporlarına ilgi. Bu konuda ne diyeceksiniz? Valla biliyorsunuz Kemer artık bir yarış ilçesi oldu. Dünya Rally Şampiyonası sadece bu yıl yok. 4 yıldır Dünya Rally Şampiyonası'nın getirdiği bir ilavedir bu. Halkımız o Rally Şampiyonası'na gide gele bu işe çok ciddi şekilde ısındık. Ta ilk yıl, Rally Şampiyonası'nın ilk yılında söylediğimiz bunun tapusunu aldık demiştim. Kemer'de kaldı. Sadece bu yıl yapılmıyor ama önümüzdeki yıl yine 13-15 Haziran'da Dünya Rally Şampiyonamız Kemer'de. Gençlerimiz böyle bir şeyi geçen yıl başlattılar da abi. Yani bu iş buraya bir yıl gibi kısa bir zamanda geldi. Ben kendilerini geçen defa Fethiye'de gittim, seyrettim. Bir yıl içinde Kemer Gençliği, Kuzulara Gençliği bu işi buraya kadar getirebilmişse ne mutlu bize. Yani yönetici olarak bizim yapacağımız çok fazla bir şey kalmıyor. Biz sadece onlara yapabileceğimiz, belediyenin yapacağı işlerine destek verdik. Bu desteğimiz de artarak devam edecek. Şimdi biraz önce başkanımıza dedik ki güzel mi? Çok güzel ama bunun devamını istiyoruz dedim. Devamı da gelecek dedi. Tabii sporcularımız Kemer dışında da yarışıyorlar.
İnşallah yarışların 6 ayağın sonunda da